Ama bugün askerimize, polisimize iman geldi. Bu eylemleri artık durdurun, tırları yakmayın. Kürt halkı aç kalacak. Halkımız, esnafımız, sanayicimiz 5 sene... AK Parti diye sormuştu deminki izleyicimiz. Şimdi ben diyor, CHP gelirse ne olur diye soracağım ya. İyi akşamlar sevgili FMB TV izleyicileri. Bir gündem ve ekonomi programında daha karşınızdayız inşallah. Bugün yine değerli konuklarımla inşallah önemli konuları tartışacağız. Programa geçmeden yine her zamanki gibi kısaca konu başlıklarını verip iletişim bilgileriyle beraber konuklarıma da bir hoş geldin deyip inşallah programa geçmek istiyorum. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sayın İbrahim Kalın'ın yapmış olduğu İsrail'le olan müzakerelerde sona geldik. Açıklamaların ne anlama geldiğini inşallah tartışacağız. Kilise sistematik olarak düşen veya düştüğü iddia edilen bombaların ne anlama geldiğini, bu bombalarda 17 insanımız öldü, bu bombalar sayesinde Türkiye'nin bir tarafa çekilmek istendiğini mi acaba inşallah tartışacağız. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu PKK'yı yendik açıklamasını inşallah ne anlama geldiğini tartışacağız. Azerbaycan ve Türkiye arasında gerçekleşen TANAP projesini inşallah tartışacağız. Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın ana muhalefet partisi genel başkanıyla olan ilişkilerini sıkıntılı olduğunu hepimiz biliyoruz. Anayasa Mahkemesi töreninde de buna benzer bir olay gerçekleşti. Siyasetteki üslubu inşallah tartışacağız. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Obama'nın Esad'ı askeri yolla hiçbir zaman göndermeyi düşünmedikleri bir açıklaması var. Onu inşallah değerlendireceğiz. ABD'den Türkiye'yi yanlarında görmek istediği gibi bir açıklama geldi. İnşallah onun ne anlama geldiğini tekrar tartışacağız. HDP eş başkanı malum 28 Nisan'da Amerika'ya gidiyor. Her Amerika'ya veya dışarıya çıktıktan sonra, geldikten sonra bir takım olaylara maruz kalıyor ülke. İnşallah onları tartışacağız. İletişim bilgilerini verip konuklarımıza da bir hoş geldin deyip inşallah programa geçmek istiyorum. Gündem ve ekonomi @fmtv.com.tr mail adresimiz. 0216 488 0488 telefon numaramız. 0541 428 47 88 numaralı telefondan da bizlere WhatsApp yoluyla canlı yayına inşallah mesajlarınızı atabilirsiniz. Sevgili Recep Konuk Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burak Doğan Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hocam müsaadenizle sizle başlamak istiyorum. Malum bugün Beyaz Saray'dan yapılan bir açıklama var. Obama'nın Esad'ın askeri yolla gitmesini hiçbir zaman istemediklerini. Ama malum Obama gidiyor, Esad hala yerinde duruyor. Bir de son buna ek olarak da Cemil Bayık ABD'nin PKK'yla her zaman bağlantısı olmuştur gibi bir açıklaması oldu hocam. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Buyurun. Tabii, teşekkür ediyorum. Öncelikle hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar diliyorum. Sevgili Ahmet Bey'e de rahatsızlıkları vardı. Geçmişler olsun diyoruz. Bu akşam Burak Doğan hocamızla beraber yapacağız programı. İnşallah seyircilerimize de selam olsun. Hayırlı, faydalı bir program olur inşallah. Müsaade ederseniz ben ikinci sorunuzdan başlamak istiyorum. Buyurun hocam. Cemil Bayık belki de hayatında İlk ve tek doğru bir açıklama yaptı. Gerçekten Amerika Birleşik Devletleri ve PKK'nın direkt bağlantısı vardır. Ben 1994 yılında askerdim. Ve bizler şuna defaatle şahit olduk ki Amerikan helikopterleri bölgeye gelip bizzat orada teröristlere gerek mühimmat olsun gerek de yiyecek olsun sürekli destek veriyorlardı. Bizden daha büyük abilerimiz gidiyorlardı. Özellikle 92 yılında çok azmıştı PKK terör örgütü. Ve kendileri o zaman defaatle yani belki 10 ayrı kaynaktan aldığımız bilgiye göre Amerika Birleşik Devletleri gerek mühimmat gerek de gıda yardımı açık açık yapıyordu. Yani bugünkü olay değil bu. O yüzden buraya dikkat çekmek istedim. Yaklaşık 20 küsur yıl olmuş. Amerika Birleşik Devletleri direkt olarak PKK terör örgütüne yardım yapıyor. Bugün de PKK terör örgütünün yan kuruluşu olan PYD'ye açık bir şekilde bütün dünyanın gözü önünde, bizlerin de gözü önünde yardım yapmakta. Ve bu yardım hiçbir şekilde kesilmedi yani. İşte bu dönem kesildi de şimdi yani öyle de değil.
sürekli bu terör örgütünü kendileri sürekli Türkiye'ye karşı körüklemekteler. Tabii ilk sorunuza dönecek olursak, evet. Suriye Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada onu da hiç samimi bulmuyorum ben. Evet. Yani ne demek Esed'i hiçbir zaman askeri güç kullanmadı, indirmeyi planlamadık diye. Tamamen yalan. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nin samimiyetsiz olduğunu düşünüyorum. Samimiyetsiz hareket ettiğini düşünüyorum. Ve sürekli bir yalan dolanın çıkmazın içinde olduklarını görüyorum. Ve sürekli Türkiye ile oynadıklarını görüyorum. Çünkü hiçbir açıklamalarında samimi değiller. Kesinlikle oyalama. İslam'ın en büyük düşmanının Amerika Birleşik Devleti olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü Yahudi lobisi orada tamamen ülkeyi yönetiyor oldukları durumda. Çok faaller hocam. Çok faaller. Bütün para baronları olsun, siyasi yönetimler olsun. Yani Esed'i özellikle 2010 yılına dönmek istiyorum. Çünkü Cumhurbaşkanımızın direkt açıklaması var. Ne dedi? Bizi Amerika Birleşik Devletleri Suriye konusunda yarı yolda bıraktı. Yanılttı diye bir açıklaması evet. vardı hatırlayacağınız üzere. Evet. 2011 yılındaydı zannediyorum bu açıklama. Plan şuydu. Nedir? Senato'dan geçireceklerdi Amerika Birleşik Devletleri. Havadan ABD uçakları vuracaktı. Karadan da Özgür Suriye ordusu Türkiye destekli bir şekilde girip Esed'i indireceklerdi ve demokratik bir yapıya kavuşturulacaktı Suriye. Asıl plan buydu en başında. Evet. Ama devamındaki süreçte gördük ki bu plan tutmadı. Hatta hatırlarsanız bizim bakanlarımız o dönemki Egemen Bağış Cuma'yı işte özür dilerim bir saatte Şam'a gideriz diyordu. Evet. Cumhurbaşkanımız Şam'da Cuma'yı kılacağız demişti. Ama bunlar olmadı. Ne oldu? Yaklaşık 400 bin insan öldü. Birçoğu şehit oldu. Yaklaşık 10 milyonun üzerindeki insanla mülteci konuma düşürüldü. Aslında burada Siyonizme, az önce söylemiş olduğumuz gibi Siyonizme bir hizmet, arzu mabut dedikleri o toprağa ulaşabilmek için bu insanları gözlerini kırpmadan katlettiler yani. Evet. Bunun başka bir açıklaması yok. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri ne açıkladı? İşte sivrisineklere sivrisinek savarları kullanmak uygun değil diye bir açıklama yaptı. Evet. Yani sivrisineği düşünen kafir Müslümanı o kadar düşünmüyor. Bizim bir kere bunu anlamamız lazım. Bu insanlarla az sonra geleceğim. İsrail konularında sorularınız var zannediyorum. Bu insanlarla oturup konuşmayacağız değil. Ticaret yapmayacağız değil. Ama şunu bileceğiz. Masaya otururken şunu bileceğiz. Bu karşımda oturdukları benim düşmanım. Ve benim... Ama hocam bunların dinlerinde yok mu bu yani? Bunların inançlarında var bu yani. Tabii ki. Sizce işlerini yapmıyorlar mı yani? Ya işlerini yapıyorlar. Ama bizim şöyle bir hatamız oluyor bana göre Sayın Altun. Ya Müslümanlar burada tek vücut olmamalarının cezasını çekmiyor mu? Kesinlikle. Bana göre şu hata yapılıyor. Gardlı oturulmuyor masaya. Yani karşımızdakinin düşman olduğu ve bizi her halükarda katletmek, öldürmek, zarara uğratmak. Çünkü Allah'ımız öyle buyuruyor ayet-i kerimelerde. Hocamız hafız. Daha iyi bilir. Nedir? Onlar her seferinde bizim sürünmemizi, ölmemizi, katledilmemizi, kandırılmamızı, çok zora düşmemizi... Yani arkanızı döndüklerinde parmaklarını ısırırlar diyor. Bugün parmağını bir insan niye ısırır? Mevlamızın direkt tabiri yani. Hırsından dolayı. Hırsından arkanızı döndüğünüz zaman... parmaklarını ısırır diyor. Bu kadar net bir şekilde açıklıyor olayı. Şimdi biz bunu bilip masaya oturursak dediğiniz gibi onlar da görevini yapacaklarını umarsak yani gardlı bir şekilde oturursak pek zarara uğramayız. Veya zararın en azından döneriz. Ama görüyoruz ki bir takım noktalarda onlara güveniliyor. Yani bu açık seçik belli. Suriye olayı yoksa buralara gelmezdi. Büyük alimler ne açıklamıştı? Özellikle Ramazan el-Buti demişti ki Esed yönetimini bizim yanında olmamız lazım demişti. Çünkü en kötü baş başsızlıktan iyidir demişti. Ve adamcağızı kendisi biliyorsunuz Türk asıllı aslında. Cizreli bir ailenin çocuğuydu. Ama anne babası yavruları malim olsun diye Suriye'de daha iyi eğitim alır düşüncesiyle Suriye'ye gitmiş bir Türk vatandaşıydı onlar. Adam bu açıklamayı yaptı diye katledildi yani. Gelinen nokta şu an hepimiz içimiz yanıyor değil mi? Suriye konusunda Suriyeli bir aileyi görsek, bir çocuğu görsek
ışıklarda durduğumuzda içimiz cız ediyor. Yani benim dikkat etmek istediğim şurası sözlerimi tamamlarken ABD yılanın başıdır. İslam'ın en büyük düşmanıdır şu anda. Çünkü dünyada lider konumundadır. Ve İsrail lobisi çok etkindir orada. Hem parada hem siyasette çok lobisi çok güçlüdür. Hocam sizce bu kırılmadı mı? Mesela İslam ülkeleri İslam İşbirliği Teşkilatı adı altında bir yapı oluşturdu. Evet. Mesela bu yapının sosyal medyaya yansıyan görsellerinde de var. Rusya olsun, Amerika olsun, İngiltere olsun, Avrupa Birliği ülkeleri olsun. Hemen bir panik havası oluşturuldu. Hemen bir ateşkes ilan edildi. Evet. Mesela bugün Suudi Arabistan Kralı'nın yapmış olduğu bir çıkış var. Amerikan borsasını tepe taklak etti neredeyse. Evet. Yapmış olduğu. Yani birlik olduğumuz zaman yani bu işin üstesinden biz gelemez miyiz hocam? Sorunuz için teşekkür ediyorum. Şuraya dikkat çekeceğim ben. Siz Allah'a güvenirseniz evet. Ve Allah Celle Celaluhu hesaba katarak siyasetinize devam ederseniz, Allah Celle Celaluhu'ya sırtını dayayarak kafire karşısında dik durursanız, o zaman Mevlamız diyor ki, madem bu ülke, bu kullarım bana güvendi ve ben de onların yardımcısı olacağım diyor. Yani kastettiğimi anlatabildim mi bilemiyorum. Burada nedir? Mevla Teala Hazretlerine güvenirsek, evet. Mevlamız bize yardım eder ve orada muhakkak muzaffer oluruz biz. Yani galip geliriz. Kral Selman tebrik etmek lazım. Evet. 10 numara bir çıkış yaptı. Çünkü bakın şurayı da biz kaçırıyoruz. Ne? Biraz uzatıyorum ama özür diliyorum hocam. Bakınız ne mesela bu kafirlerin en büyük özelliği yine Mevlamız ayet-i kerimelerde anlatıyor bize. Onlar dünyaya taparlar. Dünyayı tamah etmişlerdir. Onlar için madde birçok şey demektir. Hatta madde çok şey demektir. O yüzden onlara bir madde yaptırımı yapacağınız zaman onların ayaklarının, dizlerinin bağı titrer. Biz öyle değiliz ki. Allah'ın izniyle Allah'a iman etmiş bir kul yarın Allah için aç kalabilirim der. Bunu göze alabilir. Ama kafir bunu alamaz. Bak Kral Selman ne dedi? 740 milyar dolar tahvili bozarım dedi. Hadi geçir bu 11 Eylül saldırıları. Aslında biliyorsunuz 11 Eylül saldırılarını Amerika kendisi yaptı. Neden? Irak'a girebilmek için 2 milyon insanı katletti. Müslüman halkı katletti orada. Orta Doğu'yu şekillendirebilmek için. Çünkü bunlar kendi halkına da kıyabilirler. Yeter ki emellerine ulaşsınlar. Rusya'nın böyle bir açıklaması var zaten hocam. Tabii. Yani görüntüleri... Putin açık açık söyledi. Bravo açık yani açık istiyorsanız dedi. Ben görüntüleri açıklayayım Amerika'nın yaptığı. Hemen Amerika susmuş oldu. Biz Allah'a güvenirsek, Allah'a hesaba katarsak kafir korkar. Ama biz... Ona güveniriz, kafire güveniriz. Bu sefer Mevla ne diyor biliyor musunuz Sayın Hocam? Sen madem diyor kafire güvendin, seni bir baş başa bırakayım onunla. Hadi çözebiliyor musun? Evet hocam. Çözemeyiz. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim, Allah razı olsun. Sevgili Burak Hocam, aynı soruyu müsaadenizle size de sormak istiyorum. Yani. Tabii hocam. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamayı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Cemil Bay'ın yapmış olduğu açıklamayı. Buyurun. Şimdi hocam, öncelikle programımız hayırlı mübarek olsun. Allah burada beni de konuk olarak çağırdığınız için teşekkür ediyorum. Burada özellikle hemen TV'mizin reklamını da yapmış olalım. FM TV ekranları biliyorsunuz. Emir Bil Maruf Nehyani Münker amaçlı kurulmuştur. Biz de bu doğrultuda Recep hocamız da bilirler, kendileri de Efendi Hazretlerimize çıkmışlardı. Fatih medreseleri olarak, dernekler, vakıflar olarak emri bil maruf çalışmaları neticesinde Efendi Hazretlerimize inşallah tesiriniz, yani sözleriniz tesirli olsun duasında bulunmuştu. Biz de inşallah o duanın tesiriyle diyoruz, buradan yapmış olduğumuz konuşmalarda inşallah birilerine faydalı olabiliriz diyoruz. Çünkü ümmeti Muhammed Tonkale diyoruz Türkiye, Tonkale'nin. Biz de bu vatandaşlarız, yani son kanı vatandaşlarız. Rabbim başarılı eylesin diyorum. Tamam. Şimdi hocam ilk olarak bu Cemil Bay'ın açıklamalarından başlamak istiyorum. Bugün Amerika YPG'yi destekliyor. Ve YPG'yi desteklemesindeki en büyük etkenlerden bir tanesi YPG'nin kontrolü altında olan bölgelerde kendisinin halkın desteklediğini iddia ediyorlar. Siz bugün niye destekliyorsunuz? Bugün biz muhalifleri niye destekliyoruz? Bir halk desteği var. Biz bugün Esad'ın neden gitmesini veya ABD'ye gitmesini istemiyor veya silah zoruyla tabiri caizse gitmesini istemiyor. Halk var diye düşünülüyor. Bugün YPG'de aynı şekilde. Hatta bununla ilgili bu Cenevre masalarında bakanımızın çıkışı vardı. Madem her halk desteği alanı, yani sözde halk desteği alanı bu masaya tutuyoruz, o zaman DAEŞ'te oturtturalım demişti Cenevre masasına. Şimdi şunu söylemek istiyorum.
Bizim ülkemizde de aynı şekildeydi. Yıllardan beri bu devam ediyordu. Terörle mücadele kapsamında diyoruz ki halkımız bu 9 aylık süreç içerisinde çok bir büyük bir tokat vurdu diyoruz. Halkımız en büyük tokadı vurdu diyoruz. Neden? Evet. Çünkü bugün Avrupalı devletlerin Türkiye'ye müdahalesini engellediler. Bugün HDP'li milletvekillerinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne, Lahey'e verdikleri dilekçeler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yani resmi kurum olarak bir makam olarak verdiği dilekçeler 80'in üzerinde. Yani ne demek? Bizim ülkemizde, bizim kütüğümüzde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kütüğünde bir soykırım, yani Kürtlere karşı bir soykırım yapıldığını kabul ettirmeye çalışıyorlar. Ne kadar korkunç bir durum. Düşünsenize, evet. Yıllar sonra bizim neslimiz gelecek ve diyecek ki bizim devletimiz, işte şu dönemdeki 2016 yılındaki devletimiz 9 ay Kürt kardeşlerimize zulüm yapmış diyecek. Böyle anılacak. Ne kadar korkunç bir durum. Evet. Bunu zamanında yapmadılar mı? Zamanında mesela bugün Kutbu'da Amare'yi konuşuyoruz. Zaferimizi konuşuyoruz. Bunun üstü örtülmüş. Bunlar meclis kayıtlarından silinerek yapıldı. Evet. Tarih kayıtlarından silinerek yapıldı. Şimdi bu tarih kayıtlarına sözde sanki Kürt halkının, Kürt kardeşlerimizin bu hainlere destek verdiğini gösterip Amerika'nın müdahale etmesi veya Batılı devletlerin müdahale etmesiydi. Şükürler olsun, o yüzden halkımız en büyük tokadı vurmuş oldu. Bugün gizli gizli hocamız, bakın hocam kaç yılında askerlik yaptınız? 94'te askerlik yaptınız. Bugün 84'te PKK ilk eylemini yapmış. 92'de Amerika Birleşik Devletleri terör örgütü olarak PKK'ya tanımış. Ama hocamız 94 yılında askerlik yapmış. Diyor ki helikopterlerden mühimmat indirdiklerini görüyoruz diyor. Hı. Ve biz bugün hala YPG'ye verilen silahların, bakın sene olmuş 2016, Rus bugün doşkalar çıkıyor Ruslar. Aynı şekilde Alman yapımı silahlar, Amerikan yapımı silahlar. Bunların hesabının da sorulması gerekiyor muydu? Evet. Gerekiyordu. Bu konuda bilinmeyen bir gerçeği söylemedi. Ama tabii bunu Cemil Bay'ın ağzından duymak ne demektir? Biz yıllardan beri bu hainlerle, biz de bir hainiz, onlar da bir hain, beraber çalışıyoruz demektir yani. Kol kola yürüyoruz demektir. Bugün Suriye'de yapmak istedikleri bakın müdahalede, her türlü müdahale edebiliyorlar. Neden? Sözde NATO'lar, sözde koalisyon ülkeleri. Biz sınırımızda bugün bir gün içerisinde 5 tane havan mermisi düştü, roket mermisi düştü. Ama ne kara harekatı yapabiliyoruz, ne hava harekatı yapabiliyoruz. Sadece obüs toplarıyla vurduklarımızla yetiniyoruz. Acı bir durum maalesef. Bugün şimdi oradaki kardeşlerimiz doğal olarak ayaklanıyor. Veya işte tabii bu işin arkasında provokatörler var. Bunlara kesinlikle emin etmemek lazım, prim vermemek lazım ama bu insanların biz bile burada tedirgin olurken oradaki kardeşlerimiz için, bu insanlar kendi evlatları için tedirgin olmamaları zaten böyle bir şey mümkün değil. Gelelim hocam, Obama'nın Suriye itirafı diye biz bugün manşetlerimizde bu olayı gördük. Yani ne kadar acı bir durum. Aylar önce biz Gündem Okunu programını takip ediyorum. Ben kıymetli Masum Bayraktar hocamızın programlarını birebir takip ediyoruz. Birçok FMTV ekranından bu programları takip ediyoruz. Bu zaten belli bir şeydi hocam. Bu da bilinmeyen bir gerçek değildi. Bilinen bir gerçekti. Bugün Obama diyor ki ben biliyordum zaten diyor. Hani Suriye'de herhangi bir olumlu oluşumun benim görev sürecinde olmayacağını ben biliyordum diyor. Evet. Yani şimdi buradan bizim ders çıkartmamız lazım. Yani buradan Obama zaten yapacağını yapmış. Tabir caizse ümmeti Muhammed'i, İslam alemini özellikle lider konumunda olan Türkiye'yi oyalayabileceği kadar oyalamış. Şimdi buradan bizim ne çıkartmamız lazım? Aynı şekilde Cenevre görüşmeleri. Bugün Numan Kurtulmuş Beyefendi'nin ifadeleri veya birçok bakanımızın ifadeleri. Biz eğer bizi yemeğe çağırıyorsanız biz Türkiye'de de yemek yiyoruz. Yani burası oturup bir yemek yeme masasıysa, toplanıp herhangi bir sonuç çıkmayacaksa ne gerek var buraya gelmeye diye tepkisini koyuyor. Haklı mı? Sonuna kadar haklı. Gelelim daha kötüsü. Bugün hocam Recep Hocam'dan misal vereyim. Siz, sizi katleden, 400 bin insana katleden bir grupla yan yana oturmak ister misiniz? Asla. İstemezsiniz. Ve Suriye'deki bu krizle ilgili Cenevre ne dedi? Cenevre yetkilileri, Amerika'sı, ABD'si bunlar ne dedi? Muhalefleri tehdit ettiler. Eğer bu masaya oturmazsanız Suriye'deki başınıza gelecek hiçbir olayda biz sorumlu değiliz. Yani hiçbir müdahalemiz olmaz. Bu ne demektir? Burada bir barış masası var. Ve siz buraya YPG gibi bir terör örgütünü oturtmaya çalışıyorsunuz. Sözde halk desteği var arkasında sözde. Sonra bizim de bu masaya oturmamızı bekliyorsunuz. Bunların hepsinden bir oyalama taktiğidir hocam. Yani bizim ne ders çıkartmamız gerekir? Bugüne kadar Suriye konusunda veya dünya üzerinde herhangi bir olayda, Türkiye'nin payı olan bir olayda, Türkiye ya şu devlet bize yardım etti de biz bu işi başardık. Bir tane örneği kimse gösteremez bize. Yani Amerika müttefikimiz, stratejik müttefikimiz şu konuda bize yardımcı oldu. NATO Birliği işte şu konuda NATO ülkesiyiz de biz sözde. Değil mi hocam? Yardımcı olmaları lazım yani bize. Hakkımız bu. Şu konuda yardımcı oldu da biz bu işi hallettik. Var mı hocam? Yok. Yok. Yani Türkiye ne yaptıysa
kendi yaptı. Şimdi gelelim bizim meselemize. İslam İşbirliği Teşkilatı diyoruz. Burada haftalarca hocalarımız programda da dini hassasiyetlerimiz, İslam İşbirliği Teşkilatı'ndaki dini hassasiyetlerimize önem göstermemiz gerektiğini vurguladı. Neden? Çünkü Türkiye ne yaptıysa kendi yaptı. Bugün eğer Türkiye kendi standartlarında, kendi şartlarında bu birliği kurmazsa, bu birliğe öncülük etmezse, yarın öbür gün bugün biraz belki olay kayacak ama paralel devlet yapılanmasıyla ilgili ne oldu? Bu kimin projesiydi? Bu sadece bir takım, yani şu an başında gelen kişilerin projesi mi? Değil. Türkiye üzerinde oynanan, bu Suriye kriziyle ilgili oynanan oyun ne? Sadece birilerinin projesi değil. İslam İşbirliği Teşkilatı'nda şimdi bu kadar önemli bir teşkilat kuruyor. Yani Avrupa Birliği'ne, NATO'ya alternatif bir Interpol'e karşılık değil mi? İslam İşbirliği Polis Teşkilatı kurulacak. Yani ne kadar önemli bir kuruluş. Yani inşallah diyoruz. İnşallah olmasını ümit ediyoruz. Kesinlikle karşı değiliz. Buradan onu da aktaralım. Böyle bir olayın, yani söylemek bile çok kötü, başarısızlıkla sonuçlanması ne olur İslam alemi için? Çok büyük bir yıkım olur. Kayıp çok olur. Büyük bir yıkım olur değil mi hocam? Evet, peki burada bizi vurabilecekleri en büyük etken ne? İslam içerisindeki birlik. İşte bakın şimdi yine bizim söylediğimiz hocam, Şialık bir projedir dedik. Evet. Bugün Gölge, CIA adlı Strafor'un haritaları yayınlanıyor. Türkiye'yi, yani İslam'ı bölmek için bu Şialık koridorunun kullanıldığı söyleniyor. Yani bunlar zaten belliydi. Bunlar zaten söyleniyordu. Bugün Recep Hocam sadece sarık taktığı için, sadece sakal bıraktığı için, sadece cübbe giydiği için bir takım kişiler tarafından kabul görmedi. Ama Recep Hocam bunları zaten söylemişti. Yani Recep Hocam'la bundan etesine geçelim hocam. Avrupa Birliği sürecinde, Avrupa Birliği konularında bugün bir tane Allah rızası için yetkililerimize sesleniyorum ben buradan. Bir tane yetkilimiz çıksın desin ki bizim tarihimizde şu alimimiz, şu ulemamız, şu Allah dostu kişi böyle gerçekten halkımızın, bakın halkımızın onay verdiği, kanaat ettiği kişiler desin ki bunlar bizim Avrupa Birliği girmemize fetva verdiler desin. Verilebilir mi? Verilmez. Eşya konusu da aynı şekilde. Yani olay yine dönüp bizim dini hassasiyetlerimize geliyor. Ondan sonra hocam Avrupa Merkel'in, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı, ondan sonra Komisyon Başkan Yardımcısı Timmermans ve Tusk'ın Türkiye'ye gelmesi, Türkiye'ye övgüler yağdırması. Evet. Yani bunlar normal yaşanan bir olay mı hocam? Şimdi geldi. Almanya, bakın Almanya mülteci akımından en büyük etkilenen kim hocam, Recep Hocam? Yani bir mülteci akımı olduğu zaman en çok etkilenen buradan Suriye'ye tazikliyor. Niçin tazikliyor? Bakın demin önce hocamız dedi ya, siz dediniz ya, kendi menfaatleri çıkarlarında kendi halklarını vuruyorlar. Bugün Avrupa Birliği nasıl bizim İslam ülkelerinin, hani içerisinde bir karışıklık var. Avrupa Birliği'nde bir karışıklık olmasını isteyen kim var? Rusya var. Amerika var. Neden? Benim elim daha kuvvetli olsun. Avrupa Birliği de bana muhtaç olsun. Rusya aynı şekilde. Bugün TANAP projesine geleceğiz birazdan. Ermenistan'ı sizce ayaklandırıyor. Sizce bu süreci mesela Türkiye'yi yönetmiyor mu sevgili hocalarım? Nasıl hocam? Yani bu süreçte mesela Türkiye'nin duruşu olması gerektiği gibi değil mi? Mesela o kadar dış ve iç sıkıntılara rağmen uluslararası platformlarda başarı almış veya boy gösteren projeler yapıyoruz mesela. Evet. Şimdi, aylardır her hafta aşağı yukarı... Hocam hemen buyurun. Bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Tabii ki olumlu bir süreç ama tek bir misal vermek istiyorum. Bugün Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanımız diyor ki Avrupa Parlamentosu bakın... Artık, altıncı sene söylüyorum, artık güvenli değil diyor. Yani ne demektir? Biz bu zamana kadar bunlara güvendik demektir. Evet. Ve Davutoğlu diyorum, Bakan Çavuşoğlu'nun direkt açıklaması var. Bizim Kerry ile kişisel dostluklarımız olduğunu söylüyordu. Kişisel dostluğunun olduğunu, yani biz dostumuz derken neyi ifade ediyorsunuz, neden dostumuz diyorsunuz diye sitem ettiğimizde kişisel dostluklarımızın olduğunu ifade ediyor. Yani şimdi... Bu süreçte demek ki bir başarısızlık vardı. Bakın ülkemizin kalkınması olarak veya ülkemizin uluslararası kamuoyundaki karizması olarak gerçekten çok önemli başarılar imza atıldı. Şunu söylemek istiyorum hocam. Almanya, o konuya geleceğim. Bugün 3 milyar avroluk bütçeden kendine düşeni mülteciler konusunda verecek. Niye verecek? Avrupa Birliği'ne öncülük yapıyor çünkü. Neden? Bıçak kemiğe dayandı. Bugün Rusya tazdikliyor. Maalesef yani insanları katlediyor.
Kaçan insanlar en büyük etkilenen yine Almanya. Burada ne yapmaya çalışıyor Almanya? Kendi sınırlarını korumaya çalışıyor aslında. Avrupa Birliği'ne de öncelik yapıyor. Bakın ben veriyorum kardeşim Türkiye'ye güvenerek, siz de verin. Yani burada bir nevi Amerika'nın önü kesilmeye çalışıyor. Bir nevi Rusya'nın. Ne oldu şimdi, nereye geldik? Yani bu hainler diyorum. Yani bu gayrimüslim devletler İslam ahlakından, İslam hukukundan nasibini almamış kimseler, evet, sadece Müslümanlara karşı değil, olay kızıştığı zaman, oklar kendilerine döndüğü zaman, hedefleri tahtasına kendileri oturtulduğu zaman görüyoruz ki bunlar birbirlerini de katlediyor. Şimdi biz bir takım dünyevi menfaatler için dini hassasiyetlerimizi bir kenara, bir dakika ya bunları bir koyalım, şimdi yeni dünya düzeni var, global bir dünyada yaşıyoruz dersek Rabbimiz darılmaz mı? Evet. Bunun neticesinde şimdi dediniz ki Türkiye başarılı mı dediniz. Yani bu netice, Rabbimiz darıldıktan sonra Türkiye ekonomikmen başarılı olsa ne olur, başarılı olmasa ne olur? Bir sonraki neslimize biz neyi aktaracağız yani? Parayla mı tabiri caizse ahlaklarını düzelttireceğiz? Bugün ahlak bozuntusunu da görüyoruz yani. Hep olay yine buraya akıyor. Buyurun hocam. Estağfurullah. Sorunuza gelecek olursak 2010 yılında mesela yürütülen bir takım politikalar, siyasetler gerçekten kandırıldığımızı ortaya koydu. Ama son özellikle son birkaç aydır özellikle kafirlerin saflarını sıklaştırması ve biz Müslümanların da saflarını sıklaştırmamızla beraber sanki bir takım şeyler düzelme yolunda gidiyor. Ancak çok önemli bir noktaya değineceğim ben. Sevgili Cumhurbaşkanımızın hep bir söylemi vardı. Fırat'ın batısına geçirmeyeceğiz. Fırat'ın batısına geçirmeyeceğiz. Belki onlarca kez söyledi. Şimdi bu başarılı olup olmadığımızı burada göreceğiz. En önemli kritik nokta olay bu. PYD'nin buraya geçip geçmeyeceği. Yani o Fırat'ın batısına geçip geçmeyeceği. Çünkü buradan bir koridor oluşturuluyor mu? Ona bakacağız. Eğer Fırat'ın batısına geçilirse bilin ki bizim dış politikamız, Suriye politikamız sos olmuştur. Yani biz mağlup olmuşuzdur. Bu kadar önemlidir. Bu koridoru PYD'ye bizim vermememiz lazım. Yine Dışişleri Bakanımızın Amerika'da yapmış olduğu bir tane açıklama vardı. Biz ABD PYD'yi terör örgütü olarak kabul etmese de biz küsecek değiliz. Yani ben bunu da biraz manidar buluyorum. Şöyle manidar buluyorum. Yani olay belli, hadise belli, yapmak istedikleri şey belli, dikte ettikleri şey belli. Barış masasına otururken bile seni dikte ediyorlar. Seni ezerek oturtturuyorlar. Terör örgütüyle beraber aynı masaya oturmanı istiyorlar. Ama istiyorlar da hocam. Bunu artık Türkiye Cumhuriyeti müsaade etmiyor. Etmemeli de. Ben öyle düşünüyorum. Bakınız birazdan ne konular gelecek? İsrail konusu da gelecek. Tanat olayı da gelecek. Hepsinde yani bizim net durmamız lazım. Dik durmamız lazım ve şu bizim Allah'a güvenmemiz lazım. Kalkıp Kerry ile dostluğum var, Kerry'e güveneceğim. Bu çok yanlış. Ama bunu bunlar şey olarak seni algılamıyor musun hocam? Yani biz siyasi literatür olarak algılamıyor musun? Ben öyle algılamıyorum. Ben öyle algılamıyorum. Nasıl öyle algılamıyorum? Mesela şimdi yanlış anlaşılmasın ama biz uzun yıllardır yabancılarla ticaret yapıyoruz. Evet. Yani gayrimüslimlerle, kafirlerle ticaret yapıyoruz. Biz kendi hukukumuzu kendimiz oluşturuyoruz. Kafire göre iş yapmıyoruz. Kendi hukukumuzu oluşturup ona göre. Şuraya getireceğim sözü. Muhakkak biz kendi sistemimize göre siyasetimizi oluşturmamız lazım. Onlara güvenerek değil, onların senatörlerinden geçecek bir kanunu bekleyerek siyaset yapmamamız lazım. Kesinlikle. Sen geçir, mesela sözüm ABD'ye 2010 yılında. Sen senatörden geçir kardeşim, uçakla vuracaksın. O geçir, ondan sonra ben müdahil olacağım. Ondan sonra ben Özgür Suriye ordusuna destek vereceğim demeliydi bizim hükümetimiz. Ama bunu demesi için de hocam yani bu yapının hani çok güçlü olması lazım değil miydi yani? Hocam şurada araya girmek istiyorum. Hani bunca zaman yani atıyorum 10 yılda yapılan, özür dilerim hocam, hani icraatlar ortada mesela yani 10 yıl önceki bir Türkiye ile şimdiki Türkiye asla bir değil. Ama ben görüyorum ki 10 yıl sonraki Türkiye de bir olmayacak yani. İnşallah. Şimdi 5 milyar dolar için veya 1 milyar dolar için IMF'nin kapısında bekleyen ülkeden şimdi milyarlarca dolar finanse eden bir ülke konumuna geldik yani. Evet. Tamam, saygı duyuyorum Burak hocam. Yani nesillerimize biz parayla veya katma değerle bir şey bırakmayacağız ama vatanı olmayanın da dini olmaz yani. Şimdi görüyoruz yani biz çevremizdeki Müslüman ülkelerin işte
Başlayalım Libya'dan, hocam yani şunu Irak'tan söylemek istiyorum. Yani şimdi bugün dostluklarımız var deniliyor. Burada hani hocamızın dikkat çekmek istediği, benim dikkat çekmek istediğim oyalama taktiğimiz bizim yani. Bugün evet. Gerçekten biz bugün iktidarımızın Ömer dünya... Çelik'in de öyle yapmış olduğu bir açıklama evet. var yani mesela. Yani şunu söylemek istiyorum. Bu iktidarla biz ne diyoruz? Hani gelmişken nasıl Adnan Menderes'ten misal veriyoruz. Gelmişken ne yaptı? Dedi ki benim elimden ezanı Arapça yani orijinaline çevirmek yok dedi. Bunu yapacağım dedi. Şimdi bunu engellemeye çalışıyor. Evet. Yani sonuçta bu iktidarın da bu insanların da bir yaşama süresi var. Yani bir 15 seneyi daha kaldırabilir miyiz? Onun tahayyülünü yapmamız lazım. Tamam doğru söylüyorsunuz. Ülkemiz ekonomik olarak çok iyi yerlere getirdiler ve getirmeleri de lazım. Evet. Kalkınmamız için hem kendi evlatları hem gerçekten bu vatanın evlatları ise bunu yapmaları lazımdı. Evet. Bugün Avrupa Parlamentosu bizim hakkımızda bir bildiri yayınlıyor. Evet. Şimdi şuradan teşbih vereceğim. İslam İşbirliği Teşkilatı'nda İran'a bir kınama yapıldı. Üstü kapalı bir kınamaydı. Bunu hepimiz biliyoruz. Bir kınama yapıldı. Ne oldu? Bütün Müslüman ülkelerinde bu kabul gördü. Niye? İslam İşbirliği Teşkilatı'nda 56 ülke var. Bunlar İran'a karşı bir kınama yapıyorlar. Bugün Avrupa Parlamentosu yani Türkiye için, Türkiye'nin aleyhinde bir karalama propagandası gibi bir rapor yayınlıyor. Bu ne demektir? Tamam bizim ülkemizde yatırımlar yapılıyor. Yabancı servis şu an bir Amerikan iş adamı olarak düşünün, Amerikalı iş adamı olarak Türkiye'de böyle bir sıkıntı olduğunu düşünüyorsunuz siz. Çünkü Avrupa'ya güveniyorsunuz. Avrupa Birliği sizi koruyor çünkü. Evet. Veya batılı ülkeler, sizi, batılı devletiniz sizi koruyor. Ve bir onay çıkmış Avrupa Parlamentosu'ndan. Türkiye kardeşim böyle böyle böyledir. Bu ne demek? Şimdi bu da bizim ekonomimize zedelemek değil mi? Şimdi sizin kişisel dostluklarınız varken kalkıp soramıyor musunuz? Yani kardeşim bak biz seni geldik burada ağırladık. Biz seni mülteci kamplarımızı da gezdirdik. Biz sana bütün halkımıza da konuşma fırsatı verdik. Sen bizim ülkemize geldin, muhalefet partileriyle görüştün. Gelip görüşmediler mi hocam? Evet, İktidar partisinin kapısından çıktıkları gibi muhalefet partileriyle terör konusunda görüşmeye gittiler. Ülkemize çünkü terör üzerinden, Kürt halkı üzerinden bir baskı kurulmaya çalışılıyor değil mi? Kürt halkına sözde zulüm yapıldığı iddia edilmeye çalışılıyor. Onlarla da görüştünüz. Bugün hangi yabancı muhabir bizim doğumuza, güneydoğumuza giremiyor? Hepsine giriyor. Siz... Evet. Siz ne, amacınız ne yani? Siz ne Türkiye'ye böyle bir karalama raporu yaparak ne yapmaya çalışıyorsunuz denilmesi lazım yani. Bizim tepkimiz bundan dolayı. Ben iki notum var. Ya şahsi tepkim. Hocam mesela kınamaların siz çok geçerli olduğuna inanıyor musunuz? Mesela yıllardır Birleşmiş Milletler İsrail'i kınıyor mesela. Evet. O yani İslam İşbirliği Konferansı İran'ı kınıyor ama birçoğuna bakalım ticaretleri devam ediyor. Hocam yani şimdi bakın o da notlarım arasında var. Dedik ya dini hassasiyetlerimize dikkat etmemiz lazım. Bugün Çanakkale'yi düşünelim hocam en yakinen. Almanya müttefikimiz miydi? Evet. Müttefikimizdi. Peki Almanya bize hainlik yaptı mı? Hainlik de yaptı değil mi? Yaptı. Peki bizim o zamanki halkımıza kardeşim bakın biz Almanya ile müttefikimiz Almanya'nın tabiri ise Avrupa'nın medeniyetinde kabul edelim denildi mi? Denilmedi. Ama bugün biz İran'la işbirliği yapıyorsak İran'la sadece ekonomik olarak işbirliği yapalım. Evet. İran'la şu da olabilir. Bakın şuna da katılıyoruz. İran bugün misalen değil de yüzyıllardan beri bize öyle gösteriliyor. Amerika'nın karşısında eğer biz Amerika ile İran'la birlikte Amerika'ya bir darbe vuracaksak, vurabiliyorsak böyle bir imkanımız varsa yapalım. Ama bize İran'ın zihniyetini empoze etmeye çalışmasınlar. Buna yetkililerimiz izin vermesin. Biz bugün İran'la veya İslam İşbirliği Teşkilatı'nda bir ivme kazanacağız diye. Dostluğa inanmıyorum. Hocam işte onu diyorum ama bizim halkımız bakın biz manşetlerimizde İran için işte İslam Birliği. Yani bu şey Dışişleri Bakanı neydi hocam? İran Dışişleri Bakanı geldiğinde yani biz bugün hiç beklemediğimiz medya kuruluşlarının maaşında onun açık bakın Davutoğlu çok önemli bir açıklama yapmış. İran'a karşı uyarı yapmış. Bakın biz PKK'nın terör örgütlerinin arkasında kim olduğunu çok iyi biliyoruz diye önemli bir uyarı tabiri caizse bıyık altından gülmelerler ya aba göstermek derler ya sopa altın el altından aba altından düzeltiyorum. Bu şekilde bir başlık atmış. Bizim manşetlerimizde bunlar konuşulmuyor. Neymiş efendim? Dışişleri Bakanı demiş ki İslam Birliği ile kardeşlikle beraber kucaklanmayız. Sen kimsin ya? Sen kimsin? Sen Şiisin. Sen bir kere benim sahabeme küfrediyorsun. Sen benim annelerime küfrediyorsun. Bir dakika bak seninle müttefik olabiliriz. Seninle de müttefik olabiliriz. Seninle de bir takım yollarda yürüyebiliriz ama senin zihniyetin benim halkımı ilgilendirmez. Senin dini anlayışın benim halkımı ilgilendirmez. Bizim yapmış olduğumuz hata burada zaten. Bugün yani Diyanet işlerimizde bile biz bu hatayı görüyoruz maalesef. Yani neden kardeşim biz her yürüdüğümüz insanların medeniyetini kabul etmek zorunda mıyız? Hayır. Değiliz. Hocam buyurun.
Ben aşağı yukarı söyleyeceğim bu konuda söyledim. Bir tek dikkat çekmek istediğim yer şurası. Mesela diyor ki sayın denir mi bilmiyorum ama Obama en son görüşmesinde diyor ki ben Putin'le görüştüm. En son açıklamasında Suriye ile alakalı yapılması gerekenleri görüştük diyor. Bu kadar açıklama yapıyor. Ya sen yapılması gerekenleri görüştün, ne görüştün, niye açıklamıyorsun? Çünkü hep kapalı kapılar ardında politika gerçekleştiriyorlar. Onlar kendi menfaatlerini, kendi çıkarlarını göz önünde bulundurup ama Müslüman ölüyormuş, Müslüman eziliyormuş, Müslümanın toprak bütünlüğü, namusu, ırzı zayi oluyormuş. Onlar için hiç önemli değildir. Onlar kendi çıkarlarına bakar. O yüzden ben de diyorum ki biz kendimiz, kendi politikamızı oluşturup kesinlikle onlara güvenmemeliyiz. Yok ikili diyalogmuş, yok müzakerelermiş, yok görüşmelermiş. Biz kendimizi bileceğiz, kendi politikamızı oluşturup ona göre hareket etmemiz hocam, gerektiğini bir soru düşünüyorum. Vardı, buyurun. Kısaca bir cevap verirseniz başka bir konuya gireceğim. Selamünaleyküm Recep Hocam. Cumhurbaşkanlığı her önüne gelen kandırıyor. Böyle bir şey bana inandırıcı gelmiyor. Bence danışıklı dövüş diye düşünüyorum diyor sevgili ben izleyicimiz. Ben o kadar acımasız düşünmüyorum. Ama gerçekten bizim Cumhurbaşkanımızı madem sordu bir abilik vasfı var onda. Yani bir abi gibi düşünüyor ve herkese faydalı olayım diyor. Ve inanıyor. Mesela özellikle bu Kürt bakanlarımız geçmişteki bu çözüm sürecinde kandırdılar kendisini. Ve inandı onlara. Ben dedi biliyorsunuz bu işe boynumu koydum dedi. Ben bu işi çözeceğim dedi. Defaatle kaçtı. Kandırılıyor yani. Özellikle paralel yapı olayında mesela. Uzun yıllar beraber yüründü. Kim ön verdi? Yine en büyük desteği takip edelim. Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi vermiştir. O abilik vasfıyla beraber o örgüte en büyük desteği kendisi vermiştir. Yani. O yüzden böyle bir ben onu ihanet olarak değerlendirmiyorum. Evet. Ama böyle bir kandırılma olayı mevcut. Malum hocam HDP eş başkanı Demirtaş 28 Nisan'da zannedersem evet. Mabede ziyaretine evet. gidecek. Her yurt dışı ziyaretinden sonra bir takım olaylar cereyan ediyor. Malum önümüzde bir 1 Mayıs menfumu var. Sizin bu 1 Mayıs'la alakalı veya Demirtaş'ın gidip gelmesiyle alakalı bir öngörüleriniz var mı hocam? Tabii. Şimdi bu Demirtaş şunu bir kere gördü. Bu hendek olayı tutmadı. Olay yemedi yani. Son yaptığı bütün siyasetler, İslam'a yanaşması, namaz kılması, hendekler hiçbiri tutmadı. Ve şu anda tekrar yeni bir çıkış yolu arıyor ve ipleri kimin elinde bu Demirtaş'ın? Özellikle Amerika'nın elinde ve şimdi ipleri elinde olan adamların yanına gidiyor. Niye? Büyük ihtimalle bizi masaya oturtun diye yalvaracak onlara. Evet, çözüm süreci. Yani çözüm sürecine bir şekilde kumpas kurun. Ya mevcut hükümetin açıklarını ortaya koyun. Ne olur bizi masaya oturtun. Söylemi, yalvarma şekliyle gideceğine inanıyorum. Benim asıl kaygım birkaç kaynağımdan aldığım bilgiye göre, tek kaynak değil. Özellikle 1 Mayıs olayı. Siz güzel sorunuzda dikkat çektiniz. Bu adam ne zaman Belçika'ya gitse, ne zaman Avrupa Birliği'ne gitse, ne zaman Almanya'ya gitse, Amerika'ya gitse, döndüğünde birkaç gün içinde muhakkak Ankara patlaması olsun, 6-7 Ekim olayları olsun, 50 evet. küsür vatandaşımız şehit olmuştu. Hemen bir Kobani olayları, hemen bir olay patlatılıyor. Benim korkum, çekincem, kaynaklarımdan da aldığım bilgiye göre 1 Mayıs'ı bunlar kanlı bir 1 Mayıs'a çevirmek isteyebilirler. Bunun taktiklerini, bunun söylemlerini Amerika'da alıyor olmak için gidiyor olabilirler. Allah'ın fırsat vermesin. Evet, o amin. 1 Mayıs da pazar gününe geliyor. Ben bunu da çok kaygıyla gördüm. Çünkü malumunuz son olayları hep pazar günü yapıyorlar. Çünkü insanlar evlerinde veya işte sokaklarda tatil ortamında çok ses getiriyor pazar günü. O yüzden bu pazar gününe inşallah emniyet güçlerimiz de çokça dikkat edecektir. Sizin çözüm süreci tekrar hayata geçmeli mi hocam? Ya Allah Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, sözcüleri kesin bir dille diyorlar ki asla çözüm süreci tekrar masaya gelmeyecek. İnşallah gelmez de çünkü gerçekten takdir etmek lazım bu hükümeti. Bu noktada %100 takdir etmek lazım. 38 yıldır hiç bu kadar üstlerine gidilmemişti yani. Evet. 38 yıldır hiç bu kadar dik duruş sergilenmemişti. Hazır sergilenmişken bakın çok kritik. Az önce ne dedim? Bu Fırat'ın batısına geçildiği anda
Bilin ki bizim Suriye politikamız yerle bir olmuştur. Bunu bilin bir kere. Aynı şekil PKK olayı da. Eğer tekrar masaya oturulursa bilin ki orada da yerle bir olmuştur. Sorunun akabinde devamında olduğunu düşündüğüm için soruyorum hocam. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu bir açıklama var. PKK'yı yendik. Evet. PKK yeni stratejiler üretiyor mesela şehir yapılanmasında, şehir savaşlarında. Hemen akabinde Türk Silahlı Kuvvetleri veya polislerimiz ona hemen bir çare buluyorlar. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın PKK'yı bitirdik söylemi sizce gerçeği yansıtmıyor mu? Yani ben yansıttığına da inanıyorum. Gerçekten bu örgütün artık dağda yapılanamadığına ve şehir yapılanmalarının da bu sokağa çıkma yasaklarıyla beraber çokça çökertildiğini ama şu var, destek alamadığı aşikar hocam. Aşikar ama şu var, bu hainler biliyorsunuz yani bu örgüt 30 küsur ülke desteklediği bir örgüt. Evet. Sırp gidiyorlar, keskin nişancı getiriyorlar. Şimdi son aldığımız duyumlara göre Suriye'den çocuk kaçırıyorlar. Evet. 14-15 yaşlarında, 17 yaşlarında çocukları kaçırıp örgütün üniformalarına giydirip kısa bir eğitimden sonra eline silah veriyorlar ve önemli noktalara yerleştiriyorlar. Yani bu örgütün planı bitmez. Bu örgütün parası bitmez. Bu örgütün silahı bitmez. O yüzden biz kararlılıkla üstlerine gitmemiz lazım. Çünkü çok destek alıyorlar. Yani açık açık destek alıyorlar. PYD'den de alıyorlar, Amerika'dan da alıyorlar, Avrupa Birliği'nden de alıyorlar. İçeriden gerçekten halktan destek almadıkları sürece bu işin sonu size gelmez mi? İnşallah gelir ama hala açık açık destek aldıklarını görüyoruz Sayın Altun. Şöyle ki %5'lerde %6'lara kadar düştüler yani. Düştüler ama daha da düşmesi lazım. Çünkü neden? Bunlar bak belli, az önce anlatıyoruz yani ipleri bunların başkalarının elinde. Bunlar kendi siyasetlerini yapmıyorlar. Dillerinde barış söylemi, ellerinde saz ama yaptıkları icraata bakarsak hep Müslüman kanı akıtmak. Evet. Oradaki saz olsa iyi hocam yani. Kalaşnikovların altında barış çağrıları yapan bir parti gördüğünüz kadarıyla. Sayın Sırrı Süreyya Önder'in yapmış olduğu açıklamalar. Yani hocam burada yurt dışı ziyaretinin akabinde biliyorsunuz çözüm sürecinin bittiği noktaya dikkat çekmek gerekirse Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu da bu soruyu direkt Selahattin Demirtaş'a sordu. 2015'in Mayıs aylarında sordu bu soruyu. Daha hala cevabını alamadığı bir soru var. Neydi? Ermeni diasporaları sana ne pazarlık, sen yaptığın pazarlıkta sana ne vaat ettiler ki sen çözüm sürecini bozdun? Bakın bu sorunun cevabı hala bulunamadı. Bir yurt dışı ziyaretinde Ermeni diasporalarıyla görüşüyor ve dönüşünde Başbakanımız soruyor. Sana ne vaat ettiler de sen çözüm sürecini bozdun diye. Bu var. Demirtaş'ın tehditleri zaten bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz ay içerisinde bu 9 aylık süreç içerisinde dedi ki bu Türklerin bakın ifadenin çılgınlığına bakın. Aciziyetine bakın. Türkiye Türklerin Kürtlerle ne alıp veremedikleri var bilmiyorum dedi. Bunu söylüyor. Devamında bu da bitmedi. Diyor ki Kürt dedeleri yani şu anki neslinin bir önceki yani bundan 20 senelik 30 senelik önceki Kürtlerin dedelerini suçluyor. Bu işin buraya gelmesinde PKK'nın işte silahlanmasında varsa bir sıkıntı sizin dedelerinize diyor. Bakın sözde Kürt halkını savunduğunu iddia ediyor ama o Kürt kardeşlerimizin dedelerine attığı iftiraya bakın. Devamında bugün de aynı şeyi söyledi. İktidarımız da dedi ki sizin yapmış olduğunuz yanlış politikaya da dolayı biz insanları dağa çıkmasını engelleyemiyoruz diyor. Yani HDP'den gidenler o da farkında. Bir oy kaybediyor, bir taban kaybediyor. Ya bizden gidiyorlar ama bizden gidenler size gelmiyor. Daha çıkıyorlar demek istiyor. Evet. Şimdi sen nasıl bir Kürt halkını savunucusun? Sen nasıl bunları tutamıyorsun? Neden o zaman yani buradan kışkırtıcılık olmuyor, yanlış anlaşılmasın ama neden bugün Avrupalı devletlere karşı Türkler silahlanmıyor? Çünkü biz bugün iktidarımıza güveniyoruz değil mi? Evet. Diyoruz ki bunlar bizim adımıza yetkili olarak bir takım işleri halledecekler. O zaman bu halk sana güvenmiyor. O zaman yapamıyorsan bu işi istifanı çek. Zaten bu saatten sonra da çekemezsin. Artık tescilli bir terörist oldun sen. Yani artık uzantısı değilsin. Ta kendisi oldun. Evet. Yani bunlar var hocam. Ondan sonra Rusya ziyaretinde de biliyorsunuz PYD orada büro açması için resmen yalvardı. Bunları da gördü bu millet. Yani bu saatten sonra dediğiniz gibi halkın 250-300 bin insan evlerinden baktığından edildi. Bakın dünkü olayları, dünkü bir olayı aktarmak istiyorum. Bunu da şu için. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu bile bakın ana muhalefet partisi lideri. Bugün bizim elimizde sizin elinizde olmayan istihbarat bu adamda olması gerekir. Değil mi? Evet. Sen devletin ana muhalefetisin yani. Ne diyor? Kürt sorunu silahla çözülmez. Şimdi bu Kürt kardeşlerimize ihanet değil mi hocam? Şimdi siz bir Kürt olarak diyorsunuz ki bu teröristler
veya bunun siyasi uzantıları benim temsilcim değildir diyorsunuz bana karşı. Recep Uğur abimize sığınıyorsunuz. Uğur abimize diyor ki bir dakika diyor. Onlar seni temsil ediyor, seni oraya gönderiyor yani bu. Şimdi ihanet değil mi? En büyük ihanet. Şunu dikkat çekmek istiyorum. Dün iki çift, yaşlı çiftimiz güvenlik güçlerimizden yardım talep ediyor. Ve evinden dışarı çıkartıyorlar. Evet. Evlerinden çıkarken ne alıyorlar hocam? Kur'an-ı Kerim alıyorlar. Peki bu insanlar bize 9 ay öncesine kadar, işte Kürt halkı orada, bakın tamamını kapsatarak söylüyorum, tamamını kapsayarak bunlar bize söyleniyordu. Kabul etmiyorduk, hala da kabul etmiyoruz. İşte bakın görüyorsunuz doğudaki halk teröristlere destek veriyor deniliyordu. Ne oldu? Biz buradan gene bu ekranlardan kıymetli hocamızın çok önemli projeleri vardı bu konuyla ilgili. Dedi ki bırakın kardeşim makamlarınızda oturup basın açıklamasını yapmayı, bölgeye inin dedi, bölgeye kanaat önderlerine inin dedi. Ne HDP'si ya? HDP kim ya? Silah zoruyla gelmiş, baskıyla gelmiş, oy toplamış bir adamı sen nasıl karşına alıp oturursun? İn dedi kanaat önderlerine, in oradaki aşiretlilerine, inildi. Bak şimdi %5'lere indi diyoruz, %5'lere. Tamamını kesinlikle dediğiniz gibi. Hocam yani işte şunu söylemeye çalıştım. Öyle bir bu algı kadar, oluşturdular. Öyle yani. Bir algı oluşturdular. Biz bunu dedik ya bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadesi ya bu kabullenemez bir ifade yani. Kürt sorunu silahla çözülmez deniliyor. Bugün sene olmuş 2016. Hadi bundan 5 sene öncesinde bu gibi şeyler gene su kaldırıyordu. Gene kabul etmiyoruz biz şahsımız olarak, kurumumuz olarak kabul etmiyoruz ama gene bir su kaldırma vardı ama şimdi bunlar kabul edilemez. Daha 2 hafta öncesinde kullanmış olduğu ifadeler. Kılıçdaroğlu değil ama onunla ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Hani kendi parti içindeki hiçbir sorunu çözememiş bir insanın ülke sorunlarıyla konuşmasını ben yani, çok anlamlı da bulamıyorum çünkü evet. Yani. Sevgili evet. Hocam. Şuradaki hassasiyete dikkat çektim hocam. Yani bizi bu kardeşlerimizle ayırmaya çalıştılar. Yani bu kadar Kur'an'ı bakın kimden bahsediyoruz? 70-80 yaşındaki birilerinden bahsediyoruz. Böyle bir hassasiyetli insan nasıl terörist olabilir? Ama şeyi evet. Kaçırmıyorlar mı hocam? Bizim yani Kürt, Türk, Laz, Çerkes fark etmez yani millet olarak yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak binlerce yıllık geçmişe sahip olduğumuzu artık birbirimizle artık entegre olmuşuz. Yani ayrılma şansımız yok. Aynı binalarda kız almışız, vermişiz. Metropol kentler mesela evet. Özellikle bunları hayata geçirmiş. Yani burada ben çok inşallah başarılı olacaklarını da... Ya hocam sonuçta burada bir deneme yanılma süreci yaptılar yani. Yanıldılar şükürler evet. Olsun yanıldılar. Evet. Yani bunların taktikleri zaten buydu. Biz bugün ülkemizde bakın en önemli sebeplerden bir tanesi ılımlı Müslümanlık bize yaydılar. Biz bugün ılımlı Müslümanlık ne demektir? Yani bugün dünyadaki herkese kardeş gibi bakacaksın ama herkese menfaat gözüyle bakacaksın. Bu anlayıştır yani bunun başka hiçbir anlayışı yok. Bugün böyle bir anlayışta evet. Olan bir nesil bugün Kürt kardeşine bir dakika kardeşim benim menfaatlerim de olsun hareket etmiyorsun deyip biz yani şu an bizler bir çizgi çizmesi olsaydık Kürtlerle aramızda al sana Kürt sorunu olacaktı. PKK sorunu. Aslında biraz eleştirisel gitmek istemediğim için kendimi zor tuttum ama yine tutamadım. Şurayı söyleyeyim. Buyurun. Şimdi %5'lere indi diye seviniyoruz evet. Sayın Altun. 2011 yılı seçimlerinde bugünkü HDP, bugünkü BDP'nin oyu 6,5'tu zaten. Bu çözüm süreciyle beraber oradaki halkı ikna ettiler. Oradaki halka baskı uygulayarak ikna ettiler. Ve 13'lere kadar bu oylarını çıkarttılar. O yüzden çözüm sürecine tekrar dönüş yapmak intihardır. Asla çözüm diye bir şey asla masaya gelmemeli. Ne dikte ederse etsin. Çünkü benim korkum şu. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği bir açık açık bunların arkalarındalar biliyorsunuz. Ne yaptı? Avrupa Birliği daha bir hafta önce dedi ki halkını katlediyor Türk hükümeti. O yüzden masaya oturmalı diye baskı yaptılar bize daha bir hafta önce yani. Bunlar şunu görüyorlar yani. Bu hükümet çok net bunların üstüne gidiyor. İnşallah bu iş bitecek. Yani bir dert etme oturmak, koğuşa su basmak gibi şey. Başta şimdi bugün yüksek oda orada burada bir sürü her taraf temizlenmiş. Tekrardan gene karşıyım. Siz burada egemenliğiniz ilan edin. Biz bir daha evet, ondan sonra başlayalım işe. Evet. Maalesef. Hocam müsaadenizle bir reklama gideceğiz. Sevgili izleyiciler kısa bir aradan sonra inşallah önemli konularla tekrar karşınızdayız. Bugün askerimize, polisimize iman geldi. Bu eylemleri artık durdurun, tırları yakmayın. Kürt halkı aç kalır. Halkımız, esnafımız, sanayicimiz beslenip... AK Parti diye sormuştu deminki izleyicimiz. Şimdi ben diyor CHP gelirse ne olur diye soracağım.